Tamam gel. Ancak şu an gelen müşteri satılık dairelerde özellikle, kiralıklarda da hakeza. 1999'da yaşanmış olan büyük depremden sonraki yayımlanmış deprem yönetmeliğine uygun inşa edilip edilmediğini bize soruyorlar. Edilmeyen binalara ilgi alaka göstermiyorlar. Bizzat kendim bunu yaşıyorum. Annemlerin bir dairesi var. 99 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış, 93 yılında inşa edilmiş. Lokasyonu vesairesi çok güzel ama bir türlü istediğimiz rakamlarda veremiyoruz. Rakamları her ay peyderpey aşağıya doğru çekiyoruz. 4900'den başladık. Şu an 4300'de hala bir ilgilenen yok yani. Hatta deprem öncesi 4,5 gibi bir rakam telaffuz edildiydi. 4600'ün altına düşmemiştik. Ama şimdi 4300'lere kadar çektik. Hiçbir ilgi alaka görünmüyor yani. İçeri giren müşteriden yani 50'ye 50 diyebiliriz. %50 %50 diyebiliriz. Şimdiki trend, şimdiki tercih edilen durum yeni binalar, yeni siteler. Satılık ararken de, kiralık ararken de insanlar artık depreme dayanıklı binalar, işte eski olmayan yeni binalar, çok yüksek katlı olmayan binalara biraz daha özen gösteriyorlar. Bu zaman zarfı içerisinde karşılaştık. İnsanlar artık binaların depreme dayanıklılığına bakıyor, işte kullanılan malzemeye bakıyor, daha hassas davranıyorlar. Özellikle deprem bölgesinden Antalya'ya yoğun bir göç oldu biliyorsunuz. Bu zaman zarfında karşılaştığımız manzarada gelen vatandaşlar hep yüksek olmayan, depreme dayanıklı, daha yaşı genç, hatta müstakil evler tercihinde bulunuyorlar. Hatta Gaziantep'ten gelen bir depremize de bir tarla kiralayıp içine konteyner koymayı dahi bize söyledi. Elektrik su imkanı olan bir yerde bunu yapmak istediklerini söylediler. Ailece 6 tane konteyner koyabilecekleri bir alanda yaşamayı hedeflediklerini söylediler. İnsanlar bu denli korku içerisindeler. Biliyorsunuz Antalya'nın denize yakın bölgelerinin biraz daha alüvyum zemin olduğu, zeminin yumuşak olduğu bilinmekte. Bu kapsamda dağ bölgesine yakın, kayalıklara yakın, zeminin daha sağlam olduğu yerler daha çok tercih görüyor.